Sayın Yuva, dün gece geniş çaplı bir operasyon, geniş kapsamlı bir operasyon hem Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hem Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kuvvetleri tarafından terör hedeflerine yapıldı. Harekata ilişkin ilk yorumunuz nedir? Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hava operasyonuyla bu faaliyetlerin başlamış olması aslında önümüzdeki dönemlerde belki geniş çaplı, belki karada ortak bir askeri operasyonla artık bu meselenin köklü bir çözümü için Türkiye'nin kararlı bu tutumu ve tavrının Suriye'den gelen en son olumlu haberlerle birlikte hem Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye ile normalleşme ilişkilerinin, uzlaşmanın ve birlikte işbirliği yapmanın önemine yapmış olduğu vurgu sonrasında çok ilginçtir. Onun hemen ardından bu hava operasyonunun başlamış olması aslında anlamlı ve önemlidir. Önümüzdeki dönemlerde bu operasyonların daha geniş çaplı bir kara operasyonuna dönüşme ihtimali mi var? Evet, var ve olmalı. Zira hava operasyonları biliyorsunuz netice alması itibariyle önemli nokta vurguları ve önemli mevzilerin ortadan kaldırılması, özellikle iletişim, lojistik, yeraltı sığınakları varsa onların temizlenmesi açısından kara operasyonu öncesinde yapılması gereken bir askeri operasyondu. Dün Çavuşoğlu'nun terör eyleminin yapıldığı bölgeyi ziyaret ettikten sonra aynı İçişleri Bakanı gibi bu terör eyleminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret etmesi, ismini vermemiş olmasına rağmen çok açık bir şekilde aslında o terör örgütlerini kimin beslediğini, kimin eğittiğini, kimin silahlandırdığını biliyoruz sözü aslında Amerika'ya da bir uyarı mesajıydı. Bakan Soylu bunu çok daha net ifadelerle ortaya koymuştu. Piyasada maalesef çok birli bir profesyonelce yapılan psikolojik çalışmalar ve operasyonlar var. Hemen bu tür eylemler gündeme geldiğinde devleti suçlayan, hükümeti suçlayan, mevcut iktidarı suçlayan, istihbaratı ve emniyeti suçlayan açıklamalar dışında özellikle Türk kamuoyunun kafasını bulandıran bu operasyonların arkasında başka devletler de olabilir diyerek özellikle Türkiye'nin stratejik işbirliği içinde olması gerektiği, birlikte hareket etmek zorunda olduğu, bu bölgenin huzuru ve barışı için birlikte çalışması gerektiği İran'ı ve Rusya'yı hep hedef tahtasına koydular ve esas hedefi bu şekilde örtmeye çalıştılar. Ancak Türkiye demek ki çok ciddi bir devlet aklıyla hem Rusya ile ilişkileri tutarak hem son siyasi söylemlerle Suriye tarafına önemli mesajlar vererek hem bu çalışmalarını Suriye tarafıyla istihbarat düzeyi en üst düzeye çekerek ardından da bu çalışmaların bir siyasi sürece ve siyasi bir üst dereceye taşınacağı mesajların her iki taraftan gelmiş olması. Ama şu nokta çok önemli. Demek ki hem Türkiye hem Suriye istihbarat başkanlarının görüşmelerinin, o sessiz diplomasinin ve masaya koymuş oldukları sahada istihbarat faaliyetlerinin ve işbirliğinin nasıl yürütüleceği çalışmalarının netice verdiğini de görmekteyiz. Zira bu nokta operasyonları sadece Türkiye'nin havadan elde ettiği bilgiler, karada kendisiyle birlikte hareket eden sahadaki örgütlerden kendisine gelen saha bilgileriyle yeterli olmaz. Bu kapsamlı hava operasyonu Rusya ile hiç şüphesiz görüşülmüş ve istişare edilmiştir. Ve hiç şüphesiz ki hem Türkiye hem Suriye istihbarat başkanlarının masasında sahada birlikte hareket etmenin de nüvelerini görmekteyiz. Hedeflerin ortak belirlendiği izlenim oluştu sizin konuşmalarınızdan. Bunu mu ifade ediyorsunuz? Yani çok geniş kapsamlı, yani dünyada herhalde bu
aynı anda hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde bu kadar geniş kapsamlı hava harekatını nokta atışlarla yapabilecek kabiliyeti iki istihbarat örgütünün ortak hedefler belirlemesi şeklinde algıladım. Doğru mu algılamışım? Evet, sahadaki çalışma itibariyle doğrudur ama hava operasyonlarının bu derece kapsamlı ve bu derece sahadan çok önemli netice getirecek nokta atışların yapılabilmesi için özellikle hava operasyonlarının sahayı kontrol eden Rusya ile istişare ederek ve koordine ederek yapılması gerekmektedir ki sanırım bu yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki tutumu bence çok oportunistçedir. Zira hem terör örgütüne çok önemli bir psikolojik destek sağlayarak, hani askeri desteği dışında size yönelik herhangi bir operasyona izin vermeyiz, sahada sizi yalnız bırakmayız vesaire gibi söylemlerle aslında bu örgütlerin Amerika Birleşik Devletleri için sadece bir paçavra oldukları, araç oldukları, kullanıldıktan sonra atılacakları, bunu Afganistan sahasında da çok yakından görmüş olmaları gerekirken bu örgütler maalesef profesyonel, uzatılan boş eli dolduran herkese hizmet eden kiralık silah misalidir. Bu anlamıyla bu hava operasyonlarının hem Suriye ile Türkiye arasındaki istihbarat işbirliğinin önünü açması hem de 21 Kasım'da işte Astana'da düşünülen bu bir araya gelme, tekrar görüşme şeyinde toplantısında Suriye ile Türkiye'nin artık çok daha ciddi siyasi, askeri ve istihbarat sahasında işbirliğinin kapısını da aralamış olsun. Hocam sizin titriyecekler diye yazınız vardı, hatırladınız mı? Titriyecekler. Titriyecekler. Hangisiyle? Türkiye ve Suriye'ye sıkışırsa titriyecekler diye. Tamam. Şimdi sadece istihbarat alanında bile hafiften bir selamlaşma bu sonucu veriyorsa titremişler midir? Kesinlikle öyle. Halil Hocam biz uzun yıllardır yani 20 küsür senedir 2002'den sonra Türkiye ile Suriye arasında başlayan bir fiil, diplomatik, siyasi, iktisadi, istihbarat ilişkilerinin sahaya yansıdığı o olumlu neticeleri birebir yaşadık. Hem Türk milleti hem Suriye Arap milleti bu neticeleri zaten bir fiil yaşadılar 2011 öncesinde. Ve Suriye-Türkiye ilişkileri birçok ülkeyi rahatsız etmişti, kaygılandırmıştı. Hatta bu ilişkinin önünü açan aslında başka amaçlarla ve görevlerle Türkiye'yi Suriye'nin üzerine süren o devletler de bir müddet sonra bu ilişkinin raydan çıktığını, frenlenemez olduğunu ve bu ilişkinin çok ciddi tehlikeli sonuçlarının olacağını gördüler. Ve bu ilişkiye müdahale etmek zorunda kaldı. Ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle hani her şerde bir hayır vardır misali. Hem Türkiye devlet olarak, kurumlar olarak, millet olarak bağırsaklarındaki bu pisliği temizledi. FETÖ'den, PKK'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki Gladio kuvvetlerinden, Batı'nın nüfuzundan çok daha yapılacak çalışmalar ve işler olmasına rağmen çok daha farklı bir noktaya geldi. Suriye devleti de aslında bu savaştan mütevellit çok büyük bir zarar görmesine rağmen aslında çok da yarar sağladı bu savaş. Hani savaşların yararı olur mu? Maalesef savaşların yaşanması gerekiyor ki bazen yararlarını da görmek zorunda kalıyoruz. Suriye devleti aslında kendi içindeki birçok kesimi tasfiye etti, birçok kesim bıraktı, kaçtı. Ve bu kaçanlar aslında devletin içinde bir uğurdu. Yani bu savaş hem Türkiye hem Suriye'ye çok önemli dersler ve ibretlerle doludur. İnşallah bu dönemden sonra artık geriye dönüşü olmayan Türkiye'nin Suriye'nin sağlıklı, her iki tarafın vatanperverlerinin öncülük ettiği, yani bu iş ciddiye alınmalı, bu iş şakaya gelmez. İlişkileri yaptık, bu sebeple de bu ilişkiyi çok laçka yürütmek, bu ilişkiyi ciddi bir programla, planla ve her iki tarafın milli menfaatlerine yarar sağlayacak şekilde yürütmemek mantığı
bizi çok büyük felaketlere götürdü. Bu süreçten sonra inşallah bu programda hem Türkiye Devleti'nin yetkililerine çok önemli derslerin ve ibretlerin alınması gerektiğini, 2011 öncesinde ilişkilerin sağlıklı yürümediğini, ilişkilerin çok iyi olmasına rağmen aslında bu ilişkileri her iki ülkenin vatanperver öncülerinin yürütmediğini, bu ilişkiye öncülük etmediğini gördüğümüz için sonuç itibariyle iki ülkeye de çıkar sağlamadı. Bu sebeple yeni dönemde Suriye'nin de Türkiye'nin milli kuvvetleri, istihbarat, askeri, iktisadi, özellikle de iktisadi sahada hem Suriye'nin yeniden imarında hem Suriye-Türkiye ticari ilişkilerinde bu işi, bu sektörü milli sanayinin, milli ticaretin unsurlarının yapması gerektiğini tekrar ifade edin. Sayın Yuva, bir soru sormak istiyorum. Şimdi iki cephe var aslında. Bir tarafta tavır koymanın ötesinde artık masaya yumruğunu vuran Asya'nın ortak eylemi dedik. Türkiye var, Rusya var, İran var, Suriye var. Bu operasyonlarla yumruğunu sert bir şekilde vuruyor. Diğer yandan da az önce Sayın Nebiler'le konuşuyorduk. İşte elemanlarının, kara gücünün lider kadrolarını ne MİT'ten koruyabilen, MİT'in nokta operasyonlarından, ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatından, kara harekatından koruyabilen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi bu çerçevede sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu denli, geniş kapsamlı harekata bir yanıt verebilmesi mümkün mü? Verirse nasıl verebilir? Buyurun. Hayır, kesinlikle buna yanıt verecek sahada ne askeri bir iradesi ne de bir siyasi iradesi var. Ki kaldı ki böyle bir şeye yeltendiği takdirde belki tehditkar mesajlar verebilir. Belki iktisadi olarak yine tehditler savurabilir. Belki işte bunun sürmesi halinde daha çok zarar vermesi halinde işte ilişkilerin, NATO ile ilişkilerin, iktisadi ilişkilerin askıya alınması gibi tehditler olur ama bu Türkiye sadece dün evvelsi gün sanırım Halil Nebiler çok güzel ifade ettiler. NATO'ya davet edilmemesi Türkiye'nin aslında NATO ülkelerine teşekkürü beraberinde getiriyor. Yani Türkiye'nin sadece bunu görüp artık NATO ile ilişkilerini tekrar gözden geçirmesi. Hani bazı süreçlerde NATO'dan çıkmanın arzulandığı dönemlerde belki devlet aklı henüz o noktaya gelmediğimiz, olgunlaşmadığı ilişkilerin bu sürecin tamamlanması gerektiği. Çünkü devlet biraz farklı reflekslerle çalışır, farklı menfaatlerle çalışır. Çok kapsamlı bakar meseleye. Uluslararası çeşitli güç birlikteliğine bakarak tavır alır. Şimdi Suriye sahasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonlara karşı, hele ki eğer Suriye sahasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Silahlı Kuvvetleri bir ortak kara operasyonu ortaya koyarlar ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Yapacağı tek şey Şam'a ve Ankara'ya heyetler göndererek benim oradaki çıkarlarıma zarar vermeyin, askerlerime zarar vermeyin, oturalım masaya, uzlaşalım, konuşalım. Bana da sahadan neler verebilirsiniz, bunu görüşelim. Dilenci siyasetini ancak gündeme getirip. Aa, çok güzel bir kavram ya. Dilenci siyaseti. Amerika'yı dilenci durumuna düşürür işte bu birliktelikler. Değil mi hocam? Kesinlikle doğru. Kavram çok çok hoş. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Varsa sorunuz alayım. Yok canım, yoksa yani, kullanılan kavram öyle bir kavram ki. Hani hocam affınıza sığınarak kısacık şey yapayım. Amerika asla yenilemez bilme. Ama bakın bölge ülkelerinin alt düzeyde bir işbirliğiyle bile hocamın işaret ettiği nokta çok önemli. Amerika'yı dilenci siyasetine sürükler. Yani bunu biraz daha yükselttiğinizde düşünme artık. Doğru mu anladım hocam? Kesinlikle öyle. Benim özellikle bu hava operasyonları ile ilgili Türkiye'deki siyasi çevrelerin, partilerin açıklamaları, tavrı çok çok önemsiyorum. Gerçekten Türk milleti zaten ezici çoğunluğu bu operasyonu destekleyecektir. Ordusunun bu faaliyetlerine tam destek verecektir. Hiçbir şekilde bu operasyonların
psikolojik açıklamalarla zarara uğraması için hiçbir siyasi parti yetkin vermeyecektir. Şu an en büyük arzumuz ve isteğimiz muhalefetin artık bu iktidara gelmek için Amerika ile İngiltere ile yürütmüş olduğu bu işbirliğini askıya alması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sahasındaki bu operasyonda tam destek vermesi, hükümetin doğru yaptığının yanında yer alması. Yani hükümete kızarak, hani imama kızarak Allah'a küsülmez. Bu anlamıyla hükümetle bir sorunlu sıkıntınız varsa, bunlar ülkeyi içinde ekonomik sıkıntılar, başka sorunlar vesaire eleştirilir, tartışılır, kavga ederiz. Ama milli menfaat söz konusu olduğunda bu bir saray savaşıdır, bu Erdoğan'ı kurtarma savaşıdır. Bu seçimlere giderken Türkiye'nin yapmış olduğu bir operasyondur vesaire gibi gerekçelerle. Velev ki gerekçeler ne olursa olsun bu operasyon doğrudur, gecikmiş bir operasyondur. Bu hava operasyonu çok daha geniş kapsamlı bir kara operasyonuyla taşlandırıldığı zaman, o zaman işte hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hem Irak'ın hem bölgenin güvenliği, huzuru ve iktisadi büyümesinin önü açılır. Evet. Hocam çok da önemli değil ama önümüzdeki günlerde köpürtülürse önemli hale gelebilecek bir provokasyondan dolayı size bir soru sormak istiyorum. Dün operasyonun başlamasının hemen ardından bazı PKK hesapları, FETÖ hesapları, işte Türkiye şurada PKK'yı vuruyor bilmem ne ama rejim şeylerinde, rejim saflarını da vurdu, onları da vuruyor diye bir takım şeyler çıktı. Maalesef bir haber televizyonunda, maalesef kendisi gazeteci olarak KJ'ye yansıdı, bir gazeteci bile bunu dile getirebildi. Bu konuda Suriye'yi çok iyi bilen referans isim olarak bu provokasyonu derhal def eder misiniz lütfen? Bakın şöyle, seyircilerimizin ve milletimizin şunu çok net bilmesini rica ediyorum. Suriye sahasında onlarca farklı örgüt var. Her örgütün içinde çok farklı hedeflere, amaçlara, istihbarat örgütlerine çalışan unsurlar var. Parayla satın alınan, sizin yanınızda durduğunu, taraftar olduğunu gösterip başkaları için çalışanlar var. Bir örnek vereyim size, dikkat edin. Bu operasyonların sürdüğü dönemde saha içinde IŞİD hücrelerine de operasyon yapıldı ve birçok IŞİD'çi yakalandı. Ve yakalanan IŞİD'çilerin Türkiye'de bu terör eylemini yapanlarla da bir irtibatı vardı. Hatta şunu bir adım daha öteye götürerek söyleyelim. ÖSO içinde işte savaştığını iddia eden kişilerle bağlantılı insanların da bu terör eyleminde yer aldığını gördüm. Bu gayet normal. Bu bütün o örgütün bu eylemin içinde olduğunu göstermez. Bu şunu gösterir. Saha içinde mevcut olan koşullarda, mevcut olan çok kırılgan otorite boşluğunun olduğu, menfaatlerin esas itibariyle bu örgütleri harekete geçirdiği bir ortamda, bir mekanda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere, Suudi Arabistan, başka ülkeler vesaire saha içinde cirit atıyorlar. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bu anlamıyla Suriye'de başlatılan bu operasyon, hava operasyonunu AKİME'ye uğratmak için hiç şüpheniz olmasın ki saha içinde bizim dost gibi görünen örgütlerin içinden bile Suriye askerlerine, Suriye ordusuna yönelik füze atışları yapılabilir, tahrikkar operasyonlar yapılabilir, saldırılar düzenlenebilir, bir konvoya ateş açılabilir, Suriye askerleri öldürülebilir ve bunun hava operasyonuna bağlanabilir. Ve bu Türkiye'de kamuoyuna Türkiye ile Suriye arasında aslında bir işbirliğinin mevcut olmadığı, sahada bu operasyonun sadece PKK'ya yönelik olmadığı, bu operasyon aynı zamanda Suriye ordusunu hedef aldığı ama aynı zamanda da Türkiye'nin bir amacının Suriye sahası içinde kanton bölgeler oluşturarak açtığı sahayı işte kendisine bağlı sahadaki diğer örgütlere, silahlı örgütlere bırakmak istediği yönündeki çalışmalar ve propagandalar artarak gidecektir. Bu gayet normaldir. Ama buna karşı hem açıklamalarımızı yapacağız,
hem bir müddet sonra aslında bu söylenenlerin sahada doğru olmadığı ve Türkiye'nin PKK'ya karşı başarılarının belki Suriye içinde, bakın hemen şunu söyleyelim, Suriye televizyonlarında, Suriye içinde bu operasyonlara karşı PKK ile işbirliği yapmamız gerekir. Bu saldırıyı püskürtmemiz gerekir. Türkiye bir işgalci kuvvettir. Türkiye 10 senedir Suriye'de terör örgütlerini besleyen taraftır vesaire propagandalarıyla aslında perde arkasında mevcut olan bu işbirliğini, güç birliğini provoke etmek isteyen veya bunu farklı sunmak isteyen çevreler o da olacaktır. Türkiye'de de bu çevreler mevcut. Maalesef. Bu operasyonları destekleyerek ama aynı zamanda bu operasyonlar sürerken haydi madem ki artık girdik o zaman bu bölgeleri biz ya Türkiye'ye alalım, ilhak edelim ya bu bölgeleri bizimle birlikte çalışanlara askeri kantonla dönüştürelim vesaire açıklamalarını bu sorumsuz açıklamaları yapacak çevreler de olacaktır. Biz aklı selim davranacak, devlet aklının hakim olacağına inanacak ve özellikle bu tür dönemlerde ulusal kanal gibi televizyonun mevcut olması Türkiye içinde, Suriye içinde büyük önem taşımaktadır ve büyük bir hayır iş yapmaktadır diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Sayın Yuva yorumlarınız için. Sağ olun, var olun. Efendim, teşekkür ediyorum. Hocam teşekkürler, ben de teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde televizyon gazetesinde de buluşacağız ama sizin söylediğiniz bir şey vardı. Ben oradan şimdi günün müziğini de çıkartırım. Dediniz ki savaş işe yarar mı? Evet yarar. Suriye devletinin içindeki safralar da çektiler gittiler ya da kovuldular ya da tasfiye ettiler. Köroğlu ne diyordu? Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbür denir. Herhalde Türkiye açısından da Suriye açısından da Mert dayandı, namert kaçtı. Aklınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Katimuha misk diye bir Arapça tabir vardır. Sonunu misk bağladınız, güzel bağladınız. Teşekkür ediyorum, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun hocam. Yalnız benim programda da gelecek televizyon gazetesine konuk ayarlamak hocam.